Singapur'dan herkese yeniden merhaba. Ben Merve ve kamerada da Meli. Bugün Singapur'dayız. Singapur'dan bahsedeyim size biraz. Singapur bir şehir devleti açıkçası. Ve tarihi aslında 11. yüzyıla kadar dayanıyor. Şöyle geçeyim. Ama bağımsızlığını elde etmesi çok uzun sürmüş. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonlar tarafından işgal edilmiş. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında da İngiltere sömürgesi altına girilmiş. Ama buranın şöyle bir önemi var. Süveyş Kanalı açıldıktan sonra buranın ticari önemi ve siyasi önemi çok artmış. Daha sonra Malezya Devleti'ne bağlanmış. Ama Malezya Devleti'nden de ayrılması 1965 yılına kadar bulmuş. Ve 1965 yılından beri burası bir şehir devleti, Singapur Cumhuriyeti. Arkamda görmüş olduğunuz heykel de şehrin simgelerinden birisi Merlion heykeli. Merlion heykeli bir aslan balık şeklinde bir heykel. Toplam 70 ton ağırlığında ve 8.6 metre büyüklüğünde, yüksekliğinde. Peki bu heykelin niye simge olduğuna gelirsek, Singapur isminin anlamı İngilizce'de lion, yani aslan anlamı var. Bu yüzden burası simgelerinden biri sayılıyor ve burası turistlerce ve yerli halkça çok ziyaret edilen alanlardan birisi. Merlion heykelinin tam karşısında da dünyanın en sıra dışı mimarına sahip olan otellerinden birisi duruyor. Burası Marina Bay Sands Oteli. Bu otel şöyle sıra dışı aslında. 3 tane gökdelenin üstünde gemi şeklinde bir figür var. Ve bu figürde de Infinity Pool dedikleri, yani sonsuzluk havuzu var üst katında. Bir teras da var bu otelin üstünde, yani o gemi figüründe. Onun adı da Sky Park ve ziyaretçiler istedikleri saatlerde, yani akşam saat 8'e kadar olması gerekiyor, orayı ziyaret edebiliyorlar ve şehri kuş bakışı olarak görebiliyorlar. Giriş ücreti ise 23 Singapur doları. Şehrin en önemli simgelerinden birisi de dönme dolap. Bu dönme dolap 2008 ve 2014 yılları arasında dünyanın en yüksek dönme dolabıymış. 165 metre yüksekliği var bu dönme dolabın. Burası açık akşam 10'a kadar. Bir tur 30 dakika sürüyor ve bir turun ücreti ise 33 Singapur doları. Burası aslında bir gökdelenler şehri de diyebiliriz. Ortadaki marinanın çevresi tam bir gökdelen yığını. Singapur'a gelirseniz önce ziyaret etmeniz gereken yer bence marina bölgesi. Merlion heykelini görmek ve Marina Sands Bay Oteli'ni görmek. Bütün turistler, yerli halk burada. Yani isterseniz akşamları da ışık gösterileri de oluyormuş burada ama biz akşamını başka bir yerde geçirdiğimiz için bunu göremedik. Boylu boyunca bir sahili var. İsterseniz burada şu teknelerde kruz turu da yapabiliyorsunuz. Marina bölgesinin arka tarafında orkide bahçeleri var. Akşam oraya gideceğiz. Akşam orayı da göstermek istiyorum. Yani ne ararsanız bu bölgede açıkçası. Singapur'un %70'i Çinli olduğu için burada çok büyük ve çok kocaman bir Chinatown var. Yani Çin pazarı var. Şu an Çin pazarının girişinde bulunuyoruz. Ve Çin pazarı, bu sokaklar daha çok süslenmiş bu ayda. Niye? Çünkü onların 17 Ocak'ta yeni yıla girişleri varmış. Bunu da bize taksici abimiz söyledi. Şöyle ilerleyelim Çin pazarına doğru. Çin pazarında yine Kuala Lumpur'daki olduğu gibi Çin ürünlerini, Çin yemeklerini, işte ne bileyim hediyelikler, dükkanlar, yemekler, ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda Chinatown'un içinde tapınaklar da bulunuyor, Çin tapınakları. Bunların birisinin adı Sri Mariamman Tapınağı. Oraya doğru yürüyeceğiz bir taraftan da. Tapınaklara giriş ücretsiz aynı zamanda. İstediğiniz kadar fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Yani çekebiliyorsunuz. O konuda da bir kısıtlama yok. Bu tarafa doğru yürüyelim. Trafiğe kapalı tabii ki de. Çünkü bütün sokaklarda küçük tezgahlar kurulmuş şekilde. Chinatown'da devam ediyoruz. Burada yiyecekler olduğu gibi, yani kurutulmuş etleri var, kurutulmuş balıkları var gerçekten. Bu tarafta dediğim gibi hediyelik küçük Çin objeleri var. Mesela fiyatları da gerçekten uygun aslında. Bir tanesi 4 Singapur doları, 3 tanesi 10 Singapur doları. İlerleyelim. Thank you.
sokaklar alabildiğince uzuyor bu taraflara doğru. Böyle geçelim. Önümde de kocaman bir çin restoranları, sokak yemekleri satılan bir alan var. Pusitit, aynen. Ve herhalde geldiğimden beri 10 gündür ben Çin yemeği yiyorum. Bıktım. Çin yemeklerinin fiyatlarından bahsedeyim biraz. Genelde tavuk ağırlıklı ve beef, yani et ağırlıklı, besleniyor dana eti ağırlıklı. Fiyatları genelde 10 dolarla 20 dolar arasında değişiyor. Canlı istakozlar vardı arkamda. Çok korktum. Şu an önünde bulunduğum tapınak Chinatown'daki tapınak. Daha önce bahsettiğim, az önce bahsettiğim gibi. Burası Buda's Teeth Temple. Yani Buda'nın dişi tapınağı gibi çevirebiliriz açıkçası. Burası yine bir Çin tapınağı. Şu an ibadet saati ve ziyaret saati birlikte olduğu için çok kalabalık. Ve aynı zamanda buraya kısa kıyafetlerle, açık kıyafetlerle giremiyorsunuz. O yüzden ben giremiyorum. Ama Melihciğim çekecek herhalde. Melihciğim sizler için çekecek. Singapur'da gezilebilecek en özel ve en güzel yerlerden birisi Gardens by the Garden. Burası şehrin merkezinde, marinanın çok yakında büyük bir bahçe kompleksi aslında. Burada birçok bölüm var. Bazıları ücretsiz olarak giriliyor, bazıları da 18 Singapur doları verebiliyorsunuz bazı alanlara girebilmek için. Burası Gardens by Garden'ın en güzel yerlerinden birisi, en çok dikkat çeken yerlerinden birisi. Bu ağaçların adı Super Tree, yani süper ağaçlar aslında. Toplam 18 adet bulunuyor. Şunu da bahsetmek istiyorum, bahçe toplam 100 hektarlık alana kurulmuş. Bu ağaçların asıl şeyi insanlarla doğanın birbirleriyle iletişimini, etkileşimini anlatmak için yapılmış. Ve bu ağaçlar aynı zamanda işte güneşten, yağmurdan falan koruyor insanları bu bahçe. Bu ağaçlarda belli saatlerde, yani 7 ile 10 arasında ışık gösterileri oluyor. Bu mevsime göre değişebiliyor. O yüzden tam olarak bir şey söyleyemiyorum. Ama biz geldiğimizde saat 9'da vardı. 9 çeyrek geçe vardı. Bir de 8.45'te vardı sanırım. Ağaçların arasında, belli ağaçların arasında köprü var. Bunun adı Skyway. Buraya çıkmak da 8 Singapur doları. Yani ağaçları, parkı havadan görmek isteyenler için. Aynı zamanda bu bahçenin arka tarafında da Singapur'un en önemli ve en gösterişli otellerinden birisi var. Adı da Marina Bay Sands. Bu otelin de özelliği, dediğim gibi, sabahta dediğim gibi tepesinde tekne şeklinde, yani gemi şeklinde bir yüzme havuzunun olması. Bu işlemeli ışıklar olmuyor ama Christmas nedeniyle koyulmuş. Christmas nedeniyle olduğu için şu anda geç bir saatte çekebiliyoruz. Aslında bundan 1 saat, 2 saat önce burası çok 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 kalabalıktı. Yani bütün Singapur buradaydı diyebiliriz. Singapur bizim gelebileceğimiz kadarıyla bu kadardı. 2 gün aslında yetiyor. Hızlı davranırsanız yetiyor. Ama bizim size tavsiyemiz bence 3 gün Singapur'a ayırmanız daha önemli. 1 gün Universal Studios'ları ve 2 günde Singapur'un merkezi. Çünkü Singapur gerçekten bir şehir devlet olarak çok büyük. Bir yerden bir yere gitmesi, ulaşımı da uzun sürüyor açıkçası. Eğer bir gün yolunuz Singapur'a düşerse ve bizim verdiğimiz bilgilerden yararlanırsanız biz çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Hoşça kalın.